Kıymetli arkadaşlar, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gelen 250 memur yeni ilan hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Kimler başvuru yapabilir, kimler başvuru yapamaz bunun bilgisini vereceğim. Bundan bir önceki videomda Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan farklı dallarda memur alımları vardı. Bunun bilgisini vermiştim. Yine kanalıma uğrayarak bu videoya rahat bir şekilde ulaşım sağlayacaksınız bilginizi. Bunların dışında da ilanlar illaki olacaktır. İlanlar geldikçe sizlere bunun bilgisini aktarmış olacağım. Lütfen diğer tüm atamadan ve süreçten haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyiniz. Evet, demiş olduğum gibi ben bu linki de açıklama kısmına bıraktım. Bu sayfaya rahat bir şekilde ulaşım sağlayacaksınız. Hazine ve Maliye Bakanlığı 250 adet defterdarlık uzman yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle verilen bir ilan mevcuttur. Kontenjanları hepsini size aktaracağım. Hangi illerde alım olacak bunun bilgisini vereceğim. Sizler 31.01.2022 tarihi itibariyle 11.02.2022 tarihine kadar başvurunuzu yapabileceksiniz. Kariyer kapısı üzerinden E-Devlet aracılığıyla başvurunuzu tamamlamış olacaksınız. En az 4 yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasi bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki okuyan dostlarımız da buraya başvurusunu yapabilecektir. KPSS P45, P46, P47 ve P48 puan türünden en az 70 puana sahip olmanız lazım. Bunların herhangi birinden en az 70 puana sahipseniz başvurunuzu yapabilirsiniz. Toplamda 750 kişi sınava çağrılmış olacaktır. Peki hangi illerde, şu an görmüş olduğunuz tüm illerde alımlar yapılmış olacaktır? Hepsini tek tek okumayacağım. Sizler videoyu durdurup veyahut da açıklama kısmına bıraktığım linkten buraya rahat bir şekilde ulaşım sağlayacaksınız. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Evet, benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. Bunların dışında alımlar gelmeye devam edecektir. Demiş olduğum gibi bildirimleri aktif hale getirmeniz yeterli olacaktır. En çok merak edilen bekçilik alımları, PTT alımları veyahut da merkezi atamalar. Yine bunu da farklı videolarımıza değinmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.